tarama sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bildiğimi iddia ediyorum ve bu konuda kendime güveniyorum. Kariyerime de güveniyorum. Trakya Birlik eski genel müdürü Adnan Tekçe, İyi Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Tekçe, 30 yıllık bilgi ve birikimimi, tecrübemi Edirne ve ülkem için kullanmak istiyorum. İyi Parti'yi Edirne genelinde il ve ilçe teşkilatlarımızla beraber birinci parti yapmak öncelikli hedefimizdir dedi. Kariyerime de güveniyorum, bilgime de güveniyorum. Eğer görev verilirse bu dediklerimi yapacağımdan emin olabilirsiniz ve takipçisi olabilirsiniz. Partisinde basın mensuplarına açıklama yapan Tekçe, sezonda üreticinin buğday ve ayçiçeğini daha değerli fiyata sattığını, bugünse fiyatların %40 gerilediğini söyledi. 30 yıllık mesleki bilgi ve birikimimi, tecrübemi Edirne ve ülkem için kullanmak istiyorum. İYİ Parti'yi Edirne genelinde il ve ilçe teşkilatlarımızla bir ve beraber olarak birinci parti yapmak öncelikli hedefimizdir. Tarımın gerçekten çok büyük sorunları var. Bugün Edirne Ticaret Borsası'nda buğday 6 lira. Ayçiçek 10 lira. Sezonda buğday 7,5 liraydı. Ayçiçek 12-13 liraydı. Aradan geçen sürede fiyatlar üretici kazanacağı yerde %30-40 aşağı geldi. Ama geçen gün açıkladı, TÜİK açıkladı. Tarımsal girdi endeksindeki artış %96. Tarım ürünleri girdileri %100 artarken tarım ürünlerinde %40-50 gerileme var. Kaybeden çiftçimiz, Edirne çiftçisi, Türk çiftçisi. Mesela devletin ürün bazında verdiği desteklemeler var. İşte mısırda 3 kuruş, buğdayda 10 kuruş, ayçiçeğinde 70 kuruş. Şu anda bir uygulama var. 31 ülke kadar buğdayınızı, ayçiçeğinizi satın. Satmak zorundasınız prim almak için. Ama bunların belgelerini 2 Mayıs'a kadar vermek durumundasınız. Malınızı bir an önce satın ama belgeyi vermek için acele etmeyin para destek için. Uygulama bu. Bir gübre örneğimiz var. Suni olarak şişirildi. Ekim döneminde üreticilerimiz gerçekten çok yüksek girdi maliyetlerini üretim yapmak zorunda kaldılar. 15 liraya çıkan gübre fiyatları bugün 10 lira. Üretici satarken de zarar eden konumda, alırken de zarar eden konumda. Onu istemezdim ben. Buradayız.